Bunlar buradaki şeylerin sıralamaları. Biz ne bulduk? Üçgen müçgen bir şeyler bulduyduk. Biz işaretler bulduyduk, hatırlıyor musunuz? İki üçgen bir kare bulmuştuk da sıralama neydi? Üçgen üçgen kare miydi? Ama üçgenlerin ikisi de yukarıya mı bakıyordu? Üçgen kare hiç yok arkadaşlar. Yani ben göremiyorum. Üçüncü sıra sağ. Ha? Bu kare ka... Bunu mu diyorsunuz? Bu mu? Üstten ikinci. Sanırım bu. Biraz götten sıktınız gibi chat, bilmiyorum. Sanki götten sıktınız gibi. Biz üçgen üçgen bulduk. Kareyi nereden uydurdunuz bilmiyorum. Bence kareyi burada göreceğiz. Kare, üçgen. Yukarıda da görmüştük. Kareyi görmediğimiz için yapmadı, tahmin etmiştim. Cadı çekici yazıyor. Ne oldu? Ses versiyonunu mu bulduk? Sanırım öyle oldu. Kaset çalar. Kaset çalar nerede görmüştük ki? Hiç kaset çalar gördük mü? Onda gördük mü ya? DV'ye takılmaz oğlum. Kaset çalar başka bir şey lan. Sekize gitmedik hiç. Ya ananın amını öldürebiliyorum kalemle ya. Abi spoiler vermeyin. Neye göre keşfettik biz bunu? Kalemle mayın öldürüyormuş. Ya ne salak adamlarsınız. Niye böyle yapıyorsunuz ki? Mal amına koyayım. Yapmayın böyle şeyler ya. Oyunun içine sıçıyorsunuz yani. Ne lan? Bir save mi alsak? Biz dördüncü katta mı çalışıyorduk lan? Ulan kaçıncı katta çalıştığımızı unuttum. Yok. Beşte değil mi? Bir beşte bir save alalım abi. Çok kağıdımız var çünkü şu anda. Save alabiliriz yani. O bizi çizmez. Hoş geldin Arazcığım. Teşekkür ederim. Evet abi, oyunun anlamı o zaten yani. Burada bir kaset çalar var mı? Yok.
Şuradan kahvemizi yapalım. Bir kahve daha yapalım. Yanımızda kahve olsun abi. İkide evet oyunun başındaki adamla yüzleşmemiz olabilir ikinci katta. Pepeenu. Nerede olabilir abi? Arşive gittik. IT Security Initiation Canteen Offices Hive. Garden Executive. 3'te IT var. IT'de kaset çalar olur mu acaba? Hı? Ne diyorsun? Evet olur gibi. Neye geldik arkadaş? Aga. Aga IT bir şirketin göt deliğidir. Bir şirketin göt deliğini görmek... Olur gibi. Tamamdır. IT Information Technologies yani bilgisayarla ilgili her şey. Format atanlardan, network'ü kuranlara, yazılımcılara. Şu ikinci kata gidip Ara Pipi'nin annesiyle bir dalga geçeyim de keyfimiz yerine gelsin. Bilgi işlem. Okey, orospu çocuğu bok çukuruna düşmüş bu arada. Aa, ortama bak. Ver amına koyayım. Bir rahatladık be. Tost yiyelim ya. Bir rahat... Hazır erişte alayım mı? Al. Ha, yarrağı yedik. Kadın bize kızacak. Kadın bize kızacak. Lootladık orayı çünkü. Erişte pişir. Karı da izliyor ha. Karının erişteyi lootladık. Yarrağı yedik chat. Oradan bakıyor. Tost yapacak. Aa, malzememiz vardı. Harcadığımız yolu. Gofret 150 kredi mi? Oo. 150 kredi. O ne? Kahve otomatı 200 kredi. Bu ne? Ölenlerin ruhuna El Fatiha. Tamam, devam ki. Buraya baktık. Buradan 30 kredi ceplendi o götten. Güzel. Abi sen o cornflakes yemiyor gibisin. Onu alayım ben. Eyvallah, görüşürüz. Hanımefendi bizi izlemeye devam ediyor bu arada, by the way. Tamam, hadi konuşalım. Hadi gel. Hadi ne satıyorsun? Söyle. Ne satıyorsun? Hadi söyle. Duşta ağlar mısın? Hayır, 31 çekerim. Ben hep ağlarım. Peki. Malone. Malone, memnun oldum. Tek mi yaşıyorsun? Hayır, ailemle beraber. Yani yaşardım buraya gelene kadar. Lezzizli. Bu bizi sikecek kahve. Hayır, tamam. Peki. Sonra görüşürüz madem. İlk meseleler bari. Biz gidelim buradan. Yengem bizi harcayacak gibi. Bir tık hızlı çıktı. Boş Cahreyn çıktı yine. Allah kahretsin her yer Cahreyn be. Abi o zaman ben 7'ye geri dönüyorum. Bu sırrı 7'de çözeceğiz. Sırrı 7'de çözeceğiz. Arşiv odası olur gibi. O elektriği nasıl açacağız? Çünkü füzü bulamadık. Füzü bulamadık. Şuradan bir hasar yemeği göze almadık mı? Wow. Harbiden mi? İyi patlattın kral. Çok az miktarda can. İyi, çok az miktarda can alayım. Bir oda daha var dediniz çünkü. Ona bir bakacağım. Unuttuğum oda var mı? Ben çünkü unutmadım diye düşünüyorum oda. Buna girdim. Olmadı. Buna girdim. Olmadı. Buradan kaseti aldık. Lan burada şu an yapabileceğimiz bir şey yok abi. Evet, burada yapabileceğimiz bir şey yok chat. Bir tık boşlandın sanki ha. Bir Cahreyn dedin gibi ha. Dolapları lootladık aga. Buraya zaten giremiyoruz. Tamam. Elektriği açamıyorum. Füzüm yok. Füz istiyor elektrik. Fuze bulacağız. Fuze. Agalar gözde odada elektrik yok. Girdik abi. Abi biz
Ofislere gidelim. Eski bilgisayar kaseti çalıştırmaz abi. Eski bilgisayar kullandım ben. Buradaki diğer ofislere bakalım. Ben size söyleyeyim. Bizim işimiz orada çözülecek. A'dan başlıyorum abi. Sağ baştan say. 30 kredi ceplendi götten. Açılmıyor. Sağ baştan say abi. Tavaflıyoruz abi. Ofisleri tavaflıyoruz. B kilitli abi. C götten. Bak bir giriş yapıldı. At boku. Ya alayım ben o işe yarar. Okay. Tamam. Dolapta bir şey olmuyor arkadaşlar. Dolapta bir şey olmuyor ya. Dolaplar şu ana kadar hep boştu dolaplar. Bence bu panellerdeki füzü sökebiliyorsun. Allah Allah, onu bir deneyelim. Dolaplar hep cahreyn. Dur bakayım. Bunu da sökmedik mi? Söktük mü? Pisik olmadı abi. Aç kapa sürekli. Oldu. Abi benim kordum çöküyormuş tamamla. Wow. Oyun çok mantıklı. Çalıştığım şirkette çantayla dolaşmayı sikiyorlar. Dur bakalım bir şeye geri dönelim ya. Bu kadınla konuşmaktan çok korkuyorum. Yüzlerin yerini değiştirme mekaniği olabilir mi? Belki de. Kaseti deneyelim. Burada çalışacağını zannetmiyorum ya. Yok. Yok. Olmadı. Yüzü değiştirme tekniğini deneyeceğim arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu an yani. 10. kattaki masadakine dokunduk ya. Misik olmuyormuş. Buraya baktıydık değil mi? Oğlum pil taktık ya 10. kattakine, 31'de miydiniz o sırada? Kutsamış Bakire'nin şerefine am. Cahreyn chat olur gibi abi. Yok, buraya direkt sigorta getirmemiz gerekiyor. Katta kaset çalar mı Markanlı bölgenin sonunda? Hayır ya. Yok öyle bir şey abi. Dolap en fazla bu kadar oluyor. Dur bakayım şunu bir indirelim aşağıya. Adamı lootlayak. Olur mu? Olur valla. Ne?
Hayır. Hayır ya. Sen avcı mısın? Evet. Bana tam adını söyler misin? Adım Brian Pasternak. Tanıştığımız zaman senin adın ne? Ben hiç kimseyim. Yardıma ihtiyacın var mı? Yaralısın. Yardıma ihtiyacı olan birisi varsa o da sensin dostum. Tanıştığın ilk yabancıya kimliğini ifşa etmek uzun süre yaşayamayacağını söyleyebilirim. Evlat. Ben de bir avcıyım. Varoşlarda bu kırmızı mektubu alana kadar bir teknisyen olarak çalıştım. Ben de Varoşlardanım. 6 sınıftan geliyorum. Bugün işteki ilk günüm. Sana birkaç tavsiye. Kimseye güvenme ve asla ama asla kimliğini veya kendin hakkında herhangi bir bilgiyi birine paylaşma. Benim yaptığım hataları sen yapma. Sen neden buradasın? Neden buradan ayrıldın? Ha evet tabii. Buradan gideceğine şüphen olmasın. Ama ben gitmeden evvel söyle. Bana yardımcı olabileceğin bir husus var mı? Söyle bana yardımcı olabileceğin bir husus var mı? Işık. Sigorta kısmına bir tane sigorta eksik. O boş yere metalden yapılma herhangi bir şey koyabilirsin. Evrak çantadaki eşyalarını dikkatli kontrol et. Yakınlarda bakarsan onların hakkında daha fazla bilgi edinebilirsin. Teşekkür ederim. Yerdeki garip şeyler. Humanların birkaç tanesine yakalandım. Onlar eskiden gitmiş bir yol var mı? Onların için istediğini sanırım onlar makine falan değil. Onlar yaşayan bir tür mutasyona uğramış canlı gibidirler. Ölü olanlarını da gördüm. O yüzden onlar öldürmenin bir yolu olmalı. Ben de bilmiyorum. Peki. Cadı çekici. Olağanüstü kitap hakkında konuşmak istemiyorum. Peki. Formu doldurmak için gerekli olan bilginin yarısını buldum ama şu siktim mayınlarını patlatıp bazı şeyleri ateşe verdi. Özür dilerim. Peki geri kalan bilginin nerede bulabileceğimi biliyor musun? İşte kesin görmedim. Hangi odada hangi bilginin yer aldığını söylüyor zaten. Hangi odada hangi bilgin? Ha, okey. Okey, bro, bye. Ha. Ne koyabilirim oraya? Neyimiz var bizim metal? Vallahi pil koyabilirim dümdüz yani. Metal bir şey. Kola, kola kutusu. Kola kutusu. Folyo değil ki. Folyoya sarılı şey arkadaşlar. Folyo yok ki. Folyo değil ki. Arkadaşlar folyom yok ki. Arkadaşlar folyom yok ki. Alüminyum iletken bir şey mi lan? Şey diye mi ben de bilmiyorum. İlginç. Alüminyumun iletken olduğunu bugün öğrendim. Ama yanmadığını biliyorum mesela. Böyle iletken ne? Fırına... İletken şey iletken. Elektriği mi diyorsun? Ha. Ha. Evrim adım adım ha. 250 dereceye 300 dereceye koyuyorsun alüminyuma hiçbir şey olmuyor. Başlıyor. Ha. Chat'teki herkes de şey ha, elektrik mühendisi maşallah.
Okulda hiç devre yapmadınız mı? Hayır. Benim chat'im benden zeki olamaz. Bunların en zekisi benim. Tamam. Tartışmaya çıktı. Tamam. Chat en fazla benim coin'im olabilir. Maksimum. Yok, folyonun metal olduğunu ben de biliyorum da. Onu sandviçten söküp takacağını oyun mekaniği olarak düşünemedim. Çünkü alüminyum folyoya sarı sandviç yazıyordu. Ne oldu hayatım? Yayınlar mı hayatım? Acıktım, bir yemek molası verdim. Aynen chat, onu çözdün diye mühendis oldun amcık. Ya başlatma Easy Life X'inden be. Tabii yemek molası chat. Abi ne yiyorsun? Bunun da karnabahar ve tavuk. Ben... Afiyet olsun abi. Tadı nasıl demeyeceğim. İyi. Karnabahar mı? İğrenç. Sensin o. Habire veriyorlardı Kıbrıs'ta. Habire ama her karnabahar. Ben de her gün antrikot yiyorum işte böyle. Ne alaka ya? Yine işe mi başladın Beyç? Evet. Bu sefer şeydi yani... Ne? Sonra söylerim abi, bayağı şey otelde çalışıyorum. Valla? Ya haftalığı 100 bin lira falan. 7 günlüğü. Neresi lan orası? Söylerim abi yayından sonra. 100 bin lira mı? He, 7 günlük. 100 bin lira. Lira. Ne yapıyorlar orada? Ne istersin? Orcu. Vigilos benim post rock listemde var. Bu Liv Tyler'ın reklamında oynadığı yer mi? Kimin? Liv Tyler. Arven var ya, Arven. Aratıyor amına koyayım. Allah Allah, bilmek zorunda mıyım abi? Dünyadaki en güzel kadını bilmek zorundasın. Bence abi. De, evet. Ha yok, orası değil. Orası buranın... Hı. Bir tık üstüdür. Belki. O zaman Rixos. Niye içindeyim ya? İşten mi atılayım istiyorsun? Ne var oğlum, Rixos'ta çalıştığını söylüyorsun, ne var? Az önce bir ape moment geçirdi. Evet. Ekranları kesiyordu Kylo Ren gibi. Aynen öyle, orada çalışıyoruz. Güzel otel. Rixos 100 bin mi ya? Villa kapatırsan. Ha, o Rixos Deluxe falan değil mi? Şey olan. Tabii tabii, premiumlar. Haftalık 100 bin veriyorlar dediğinde sana vermiyorlar o parayı değil mi yani? Yok kanka, otele geliyor mesela, tamam mı? Yok oğlum, bu köle. Ben köleyim lan, benim aldığım para 100 bin liranın... Tamam, onu söyleme. Yanında onu yani. Onu söyleme. Tamam. Onu deme. Onu söyleme. Dedim, komi mi olsam yani bir an? Hatun nerede? Alfred'e de biraz iç. Ne var şişko? Son suratı... Bura ağzına bir şey attın ya. Çok kötü. Yap ona. Göt sürerken de. Hayatım, neden devamlı kuru pasta alıyorsun? Devamlı alıyorsun.
Fakirler yer biz. Kuru pasta da yenir ha. Beyç garson değil, Beyç mutfakta. Oğlum niye öksür öksür hiç? Arkasın değil. Alfred Lark mı içiyorsun amına? Kuru pasta ya çok kötü abi. Bu yenmez. Köplük. Tuzları güzel onların. O da kötü. Hardallı gong diyor ya bu da. Aldanma ya. Evet YouTube. Hardallı gong. Oyunumuza devam ediyoruz. Yaparım. Deneyelim bakalım. Aldık spoiler'ı. Götten. Bunu maalesef chatten bir davar yazdı. Ama what's been seen cannot be unseen yani. Bendik bir şey yok. Abi bir şey daha bulduk. Bir tek yılını bilmiyoruz lan. Biri geldi. Bu ne? HR çalışanı mı? Lan bu şey bu yukarı in. Maske takmış. Aranır kötü oyun. Ananı sikeyim senin ya. Harbiden mi? Siktim. Hızı sikeyim. Sen burada ölürsün. Yol oladım ve bitirdim kardeşim. İyi miktarda can yeniler. Malı iyi. HR'larda erkek çalışan gördün mü sen hiç? Bir keresinde müdürü erkek olan bir HR gördüm abi. One time only limited. Human resources. Ha. İnsan kaynakları. Aa, burada öğreniyormuşuz kalemle sikmeyi. Anladım. Ver kalemi. Kalemi ver. Oradan sonra öğrenmemiz de iyi olmuş. Sıkıntı yok. Kalemi verse iyiydi de. Kanka salsana bir izleyeyim ben onu. Kanka işim var. Kanka. Adamı kaldıramaz mıyız buradan? Kalem dedi. Bak direkt cevabı söyledim zaten. Evet, salmadı abi. Dolu. Mekan dolu. O patladı değil mi? Neredeyse patlıyordu. Sikiş başlasın. Ay.
Ne dedi? 86 dedi. Tarihi söyledi. Her şeyi yazdık lan. Hepsini bulduk. Ne yapacağız? Hepsini bulunca ne yapacaktık onunla? Doldurduk aga. Bu nereye verecektik? Unuttum ben onu. O kadar uzun zaman oldu ki. Ne oldu lan? Hala arkamdan konuşuyor. 7. kattayız zaten. Ananı sikerim, ben oraya hiç bulaşmıyorum. Görüşürüz abi. Ben işimi yaptım aga. I've done my best abi. I paid my dues abi. Kahreyn. Mühür mü? Ananı sikeyim, iyice şey oldu burası ha. Rauf bunu siker. SC. Ne var? Ne oldu? Çıkasın mı geldi? İyi gidiyor valla. He valla klik klik ya. Sorumlulukları mı? Takip. Aha. Hugo? Hugo? Hugo yok. Allah Allah, bu işten çıkılıyor muydu ya? Heh. Onun hakkında senin... O kim abi? Şey, ne? Cadı. Ne oluyor abi ya? Hugo söyledi bana cadıyla ilgili. Cadıyı abla dedi bana. Görevi verdiler yani. Cadının hakkında konuşuyorlar aslında. Bir nevi. Yo, Hugo söylemedi. Sintra söyledi. Sintra söyledi abi. Evet evet evet. Bu Hugo nasıl bu kadar mutlu? Sikeceğim bunun belasını ha. Bu bir kahpelik var bu Hugo'da. Evet evet. Kaçar. Tam onu düşünüyordum ben de. Hugo'da bir kahpelik var abi. Sikecek. Vallahi sikecek Hugo bizi. Bu yavşak oyun sonu bosslarından biri olacak, ben size söyleyeyim. Sintra... Evet, o mührü basarsanız ben de işime bakayım.
Görevimiz gizli ha. Ha, cadı avcısı olduğumuzu söylemeyeceğiz. Cadının çocukları ne ayak peki? Bilmiyor. Bilmiyor. Eyvallah, bir sik bilmiyor abi. Hugo cadının çocuklarından birisi bence ya. Hugo cadıya götü vermiş abi. Hop, oradayım, şimdi buradayım diyorsun ha. Ne oluyor lan? Albay Dumont'un haftalık motivasyon konuşması. Saat 11'de başladı. Toplantı odası C'de buluşacağız. Ay sikiyim, her şirkette böyle albay malbay bir tip olur ya. Motivational speech yapan göt kafalılar. Arkadaşlar, bu hafta stand-up'ımızı şurada yapıyoruz, burada yapıyoruz. Aşırı sinir olurum. David Esune. Aynen, özel sektöre girmiş albay emeklisi. Beyler! Pardon, burada bayanlar da var tabi. Ama beyler! Askeriydi! Bayanlar da var, doğru. Konuşmaya bir girelim yahu. Konuşma yok gibi, görüşürüz. Abi BTC analistleri, ben Bitcoin, bak coincilere beni sokmayın. Çok büyük kavga edeceğiz onlarla. Coinciler ve koyuncular. Ve filmlerle filmler var. Gel şunu bellemde. Gel şunu bellemde. T ve Y tuşlarıyla daha hızlı kuşanabilirsin. Vah. Neden iki tuş atadınız lan buna? Y. Yeah. Oh yeah. Bir kitap standı, çok şaşırtıcı. Burası ve biz nereye gideceğiz? Dur bakayım, yukarıda kitap var mı? See Daisy? Antların numaralarını gördüm. Biritli ha? Olur gibi. Mavi kitap aldım. Bütün renkleri topladık mı acaba? Bas düğme, gördün, bas. Ananı sikeyim ki basmasaydık keşke. Olur gibi. Kırmızı kitap okuyor kral. Peki. Belli ki bu kitapları belirli bir sırayla koyacağız. Ama sıralama nedir? Elimizde kitaplara bir bakalım abi. Mavi. Ben renk körüyüm. Kuşlarda bir renk var mı?
Elinde kırmızı var. Baykuşlarına... Aa, evet, evet. Elinde kırmızı baykuşlarda ne var? 8 sarı. 8, 7, 6, 5 diyebilir miyiz o zaman? 8, 7, 6, 5 diyebilir miyiz? Sol yeşil. 13 pardon. Sol, yeşil. 13. Niye ben bunu V olarak gördüm? Bu sarı değil mi? O sarı. Dur, 13 nerede abi? Hangi sonuç bunların? Aha bu. Yo, bu değil. Bu 8. Bu 13. 13 boş olan. Bak, boş bu. Burada boş yok. Bu itilmiş bu arada. Bu itiliyor. İtilince ne oluyor acaba bilmiyorum. Bak, burada da bir tane boş var. Bu da 12. Bu da 12. Bu 7. Ha. Olur gibi. Yeşili de aldım şimdi. Hepsini aldın mı? 4 tane mi var? Bu ne? Abi, sadece 13'ün sarı olduğunu biliyoruz. Ha. Ha. Nino'cum. Renk kör abine bir yardım et. Tabii. 12 yeşil mi? Yeşil, yeşil. 2 kırmızı. Kırmızı. 8 mavi. 12 yeşil. Bu yeşil mi? Evet, yeşil. 13 sarıydı. Neydi? 2 kırmızı. Öbürü 8 miydi? 7 miydi? 7 miydi? Neydi? 8 mavi. 8 miydi? Hı hı. 2 kırmızı. Evet. Ekler buradan. Aha. Wish me luck, baby boy. Camı doldursak. Yerine olsam şekil kimse güvenmezdim. Efendim işte yavaşça yok etti. Şu sıralarda herhangi birisi onun çocuğu olabilir. Ve kim kim bilmek imkansız. Sadece üçümüz birbirimize güvenmeliyiz. Am. Tarafından imzalandı. AM. A ve M. Şimdi birisi. Who that? What is that? Harganın elindeki hançerle birlikte bu kabusun bir son bulması için dua ediyorum. Onun gelişimle alakalı sana o paranı bırakacağım. Arm tarafından imzalandı. Hı. Gorfet. Daha kötü bir haber vermemiz herhalde. Bir an evvel saklanıp kayıtlara bizimle bir arkadan bahsedip silmeyiz. Eğer o kim olduğumuzu öğrenirse mahvoluruz. Am. Alayım ben onu. Alayım ben onu. O kitap bize lazım. Al.
Bay Mumya, bu kitaba ihtiyacım var. Lütfen uyanma, lütfen uyanma. Okey, aldık, ceplendi. Loot var mı burada acaba? Hı, güzel. O da güzel. Şöyle bir bakalım. Çalıp çırpmaya geldik bu arada. İşleteceğiniz şirketi sikeyim. Ben bir save alayım mı burada ya? Aldım, sizi kırmadım. Domates adam, hoş geldiniz efendim. Ne oluyor lan? Hayır ya. Yaşlı adam kim abi ya? Abi beni bırakın. Abi! Kalem. Ona niye patlamıyorsun? Orospu çocuğu. Tamam, plan B iptal. Mumla alıp yakabilir miyim? Mum alınmıyor. Abi nasıl onu denk getireceğiz? Abi that's aşırı zor bu arada ya. Senin yavrularına kafa atacağım ben, sen izle. Al sana yavru. Al sana yavru. Var mı başka yavrun? Bence o mayınları patlatmak kötü oldu ya. Sanki ha. Sanki mayınları patlatarak öldürecektik. Acaba bunun üstüne mi çıkacağım?
Ne yapacağız oğlum? Chat fikri olan var mı? Zehirli odayı açamıyorum abi. Yok bir şey. Bence mayınlardı çözüm ya. Öldürmeyecektik. Evet evet. Mayınlardı çözüm, öldürdüm ben. Chatten biri şöyle bir şey yazdı. Ben de öldürdüm. Aynen öyle. Biraz erken oldu. Anan. Sen anan yani. İyi, çok yavaş kaldım. Sen anan, sen anan. İkimiz beraber yanmayalım mı lan? Ay senin ben. Ay yapamadım, ikimiz beraber yanmayı da yapamadım. Oh god. Ne oldu lan? Aloha. Harry. Harry. You're gonna be a fucking wizard. Harry. You're gonna go to Hogwarts, you're gonna do some bloody spells and shit. Yep. Ben başta öyle yapacaktım zaten de chatten birisi öldürsene dedi çocuklarını. Oyunda yavaş yavaş sikeceğiz. Detlaf hoş geldin. Detlaf. Niye Detlaf diye okudum? Detlaf diye bir karakter vardı. Yalnız Fener'i bulduk. Kate'e bir gitmedik mi? Listen to me, Hagrid, you fucking oaf.
Middle Finger Senpai 30. ay mübarekos. Gitmedik mi abi? Save alıp Kate patlatıyorum ya. Listen to me, Hagrid. You fucking off. What a fucking wizard. Oyunun yüzde kaçındayız acaba? Kate kaçtaydı? Şimdi yarrağı yemediniz mi? Onun avradını yavaş be! Hayvan adamlar. Abi adam kıçını koydu, biz orada save'imizi alıyoruz ya. Ekmeğimizdeyiz ya. O ranked girmiş Yasuo oynuyor arkadaşlar, o biraz üzgün. Buralara baktıydık, nerelere bakamadıydık acaba? Bu neymiş abi? Oyun gameplay ortalama 8 saat miymiş? Tamam, bizim çok zeki olduğumuzu hesaba katarak 6 saat silin oradan. 2 saatte bitiririz işte, ne olacak? Bisik değişmedi abi hayatımızda. Bazı bölgeden nasıl yardırayım abi? Yardırıyorum lan. Yok okay. Bir dakika, burası safe mi? Değilmiş. Oğlum çok sert yok ediyor lan. Bazı bölge. Abo. Abo. Ay. Bu gazın bir antidotu bir şey olması lazım abi. Gazın bir antidotu bir şey olması lazım. Maske olabilir, antidot olabilir. Bir şey var yani, bir esprisi var onun. Toplantıya bir bakalım mı? Ananı avradını, gerçekten toplantı var. Kitabı verelim. Kitabı verelim. Canım bebeğim, ben kitabı buldum. Aa, 1000 kredi verdi. Götten. Aha, ne oldu? Ne oldu? Evet. Cadıyı bulmak. Okay. Cadıyı tanımlamak.
Bu ne abi? Her kadın cadı olabilir. Çok seksist bir oymuş bu. Bu oyunu yapanlar yavşak. E son olarak cadıyı öldürmek. Harbiden mi? Bunları söylemen çok iyi oldu bu arada ya. Atame adında özel bir ayin hançeri ha. Şu an ofisinde oturuyorsun. Ne bu abi? Şey mi? Modern Engizisyon. At geldi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Brian dedi bana. Ananı sikeyim, ne oluyor? Albay Dumon buymuş. Aman diyor, kaldır kışı toplantı odasına git. Abi bu tam bir beyaz yaka şirket. What the fuck? Oha, cadıyı konuşuyor açık açık. Cadı aramızda yoldaşlarım ve bir kadın kılığında, cinsiyetçi değilim ama bu şekilde gerçek bu. Asansördeki hava hakkında konuştuğumuz bir hanımefendi de olabilir. Kahve içtiğiniz bir hanımefendi, kalem ödünç verdiğiniz, 3 kopya fax çektiğiniz bir hanımefendi de olabilir. Ama albay, cadının gerçek olmadığını herkes biliyor. Öyle mi? Birkaç hafta evvel başıma gelen bir şey anlatayım o halde. Babacık ve ben kantindeydik. Arkadaşlarla sohbet ediyor, araştırıyorduk. O çok hak ettiğimiz 15 dakikalık moladaydık. Fark ettiğim vakit skablü. Nasıl okunuyor artık? Biz geleli yarım saatten fazla olmuştu ve bir an evvel işimize dönmemiz gerekiyordu. Kahve içmek için para almıyoruz. Asansöre bindik ve kendi katımıza... Nasıl okunuyor bilmiyorum ki. Çıkmaçın bir şeytan icadı, makinenin daha hızlı gitmesi umuduyla düğmeye bastık. Kaplumbağazında katımıza ulaşırken sonra kapılar açıldı ve... Kelemaşeni. Asansör sıkışmıştı. Kapıları açmak için ne kadar denesek de boşa. Boşu boşuna milleti sakinleştirmeye çalıştım. Bu tarz ağızalanmalar normaldi ve düzelmesi meselesiydi, biliyorsun yani. Ama gerçek o ki düzelmedi. Çıkıp görev yerime ulaşma ağzım geçen her saniye daha da körüklendi. Sadece ben de değil, babacıkın da aynı sebepten acı çektiğini gördüm. O an sıktığımda bir şey hissettim. İpeksi dudaklar, bir kadın dudağı olmuş ya. Beni yanağımdan öptü ve tam o anda ışıklar gidiverdi. Işıklar kesince herkesin bir panik kapladı. Herkes bağırmaya, itip kakışmaya başladı. Kapıya vurmaya başladı. Aman niye? Küçükçe sonra bir ses duyduk. Adeta göz küresini kesen bir tıraş bıçağı gibi o keskin ses içim eşledi. İşte o vakit ölümün geldiğini. O cadı aramızdaydı. Çevremden acı dolu yakakışların yükseldiğini biliyorum. Tam bir katliamdı. Katilamdı. Yanlış yazmışsınız. İnanamıyordum. Tüm bunların yaşandığına inanamıyordum. Monde pökü diye bağırdım. O putain. Ve bir mucize yaşandı. Kapı açılıverdi. Ve bulunduğum katın ilahişin asansörün içerisinde dolmasına izin verdim. Bu babacık içinde bulunduğu transtan kurtardı. Bilinçsiz bir kıvılcım edasıyla... Asansöre daldık ve kabustan kaçtık. Bu story, Bob.
Derin bir nefes verdik, kurtulmuştuk. Tam katliamı gözlerimizin önünde alacak olan kapı kapanacaktı. Bu yüzü gibi bir nefes sıktım, atısladı. Tıs, kulaklarıma doğru üç kelime fısıldan. Ömrü hayatım boyunca hatırlayacağım o üç kelime. Çalış, çalış, çalış. Ne demişti bana? Çalış, çalış, çalış.